طيب فين ورقة الطوارئ؟ دي ار بيبر يا دي ار بيبر دي ار بيبر بيبر يس لايك ذس سن كاغدم نرده كاغدم اوردايدي اخي هير رجب رجب كونك مصطفى بايركا هنا هنا yukarı çıkayım, para alayım üzerine, kimliğimi tamam. Falan alayım, ondan sonra binelim hastaneye gidelim, tamam, tamam mı? Tamam. Bekleyin beni. Bu kamuoyuna bir duyurumuzdur. Dün akşam saatlerinde yaklaşık 20 sularında yatsı namazımızı Kabe-i Şerif'te kılmıştık grup olarak. Yaklaşık 10-15 kişi olarak otobüsümüze bindik. Yanımızda hanımlar, kız çocuklarımız da vardı. Ve otelimize geldik. Otelimizin lobisine girdiğimizde gördük ki yaklaşık 150 kişilik bir grup ümre için hazırlık yapıyorlar. Lobide bekliyorlar, toplanıyorlar. Mutlu bir şekilde biz odamıza çıkarken lobide birdenbire sevgili Masum Bayraktar hocamızın 4 yaşındaki kızı elini tutuyordu. Ona rağmen bir vakti hocamıza saldırı başladı. Şerefsiz diye bir bağırış oldu. Ondan sonra bir saldırı oldu. Tabi bu saldırı esnasında asansörlerin önündeydik. Hemen asansöre yönelildi. Asansöre hocamızı kızını zorla zor bela kızını da tartaklamalarla beraber bindirdik. Bu arada o 150 kişi, o arada kalan 10-15 tane kardeşimize, kız çocuğu da var burada, 14 yaşında kız çocuğuna da saldırdılar. Onun da bileğinde incinme var. Dolayısıyla Murat hocamız da kolunda bir kırık, çıkık vesaire. Mustafa kardeşimize ve çeşitli kardeşlerimize, benim de görmüş olduğunuz gibi başımda bir yara var. Ve bu insanlar ihramlıydı, mebrur turizmle, mebrur turizm diye bir sözde turizm, aslında terör yuvası. Buradan Cumhurbaşkanımızdan bütün devlet yetkililerimize sesleniyorum. En alt kademeye kadar bu sıkıntıyı biz defaatle bildirdik. Vatan Caddesi'ndeki emniyete bildirdik. Bizim dernekler masasına yetkililere bildirdik, defaatle bildirdik. Ama maalesef bu konuyla ilgilenilmedi. Artık bu konuyla ilgilenilmeli. Çünkü bu sefer hastaneye gidildi ama bir dahakine mezarlığa gideceğiz hep beraber. Bak bu kadar net söylüyorum. Çünkü bundan sonraki olay bir cenaze olayı olur. Allah korusun. Bizi öldürecekler. Bizi öldürecekler. Tehdit ediyor. Hala tehdit ediyorlar. Burada otelimizde biz mahsur kalmış olacağız. Yani hala Emre Altunkul ve Mehmet Emin Demir daha bu olay olduktan sonra bile hala Murat Hoca'nın kendisini keseceğiz. Çocuklarını doğuracağız diye tehditler ediyorlar bizi. Yani. Şu an otelden çıkamıyoruz. O yüzden bu kamuoyuna duyurumuzdu. Her duyarlı Müslümanın bunu paylaşması lazım ve dertlenmesi lazım. Bu konu sırf bizim konumuz değildir. Bu fitnenin bir an önce bir yerde durması lazım. Çünkü bu gittiği yer değil. Müslüman, Müslümana bunu yapar mı ya? İhramlısın. Biz sarıklı cübbeliyiz. Ve burada herkes şoka girdi. Kadınlar şoka girdi.